Selam, ben Ayşegül. Atölyeme hoş geldiniz. Ayşegül hikayelerinin son versiyonu. Ayşegül atölyede. Şimdi yeni bir videomuzun başında sizlere geçen videoda yaptığım şu bebeğin ellerini ve ayaklarını yapmaya sıra geldi. Şu örnek olarak yaptığım bir 5 santimlik el. Şimdi 8 santimlik ayaklarını yapacağım. Tekrar ellerini de yapacağım. Hepsini beraber yapacağız. Size göstereceğim. Şimdi bunlar benim elimde kalan kumaşlar. Gördüğünüz gibi iki taraflı. Her tarafından çok güzel esniyor. Bence ten çoraptan daha güzel. Şimdi bunu katlıyoruz. Şöyle yapalım. Bir kere daha katlıyoruz. Kalıbımızı da alıyoruz. 8 santim. Kesiyoruz. Burada kanalıma yeni gelen arkadaşlarım varsa abone olmayı unutmayın lütfen. Canlı yayında yaptığım bir kapı süsüm vardı. O kapı süsüne bu bebeği ekleyeceğiz. Üzerine süs olarak yapacağız. Kenarlarına kurdeleyle süsleyeceğiz. İlk önce bebeğinin elini, ayağını halledelim istedim. Çok tatlı olacak. Alıyoruz. Yüzeyini düzgün bir şekilde yaptıktan sonra içine yerleştiriyoruz. Eğer eksik görürseniz içine daha koyabiliriz. Biraz alacağım. Tahta sopa yardımıyla geçen videoda da gösterdiğim gibi kafasını yaparken de aynı şekilde ellerini ve ayaklarını da yapıyoruz. Yuvarlak. İyice sıkıyoruz. Ne gördüğünüz gibi. Eller ve ayaklar. 5 santim, 8 santim. Bu biraz daha büyük bebekler için. Ayak biraz daha kocaman. Bir düğüm atıyoruz. Size işaretlemesini göstermek istiyorum. Sonra diğerine başlayacağız. Ortasını göz kararı belirliyoruz. Sonra yanına yaklaşık 1 santim ve üst tarafına da
Yine yaklaşık bir santim. Aşağıya doğru. Kavisli bir şekilde işaretleyeceğiz böyle. Bir tane de buraya. Evet, ortalayalım. Hepsi şöyle. İğnemizi alıyoruz. İşaretlediğimiz yerlerden çıkıyoruz. Bir parmağımızı meydana getireceğiz. Biraz daha içindeki elyafla oynayabiliriz. Ve çekiyoruz, alttan parmağımızla tutuyoruz. Bir kere daha döneceğim. Aynı yerine batıyoruz. Tekrar üstünden çekerek arka tarafa tekrar geçiyoruz. Yine öbür tarafa geleceğiz şimdi. Evet. İğnemizi çıkaralım. Yine çekerek öbür parmağını ipimizle de tabi sahip çıkmamız gerekiyor. Evet. Arkadan parmağımızla çekip tutturuyoruz. Yine aynı yerden çıkıyoruz. Sıkı çekerek tekrar doluyoruz. Bu sefer öbür tarafa. Bir sonraki parmağa. Bir sonraki parmak. Evet. Çok tatlı oluyor. Aynı yerinden ve sıkı sıkı sabitliyorum. Diğer parmağa geçiyorum. İşaretlediğimiz yerden çıkıyorum. Ve son parmak. Bir kere daha. Aynı yerine batıyorum. Sabitlemeyi bıraktığım için kurt olduğu ama kurt dönmüş var. Dönmüş var. Ve arkasından bir düğüm atıyoruz. Yine sıkı sıkı. Gördüğünüz gibi
mavisliği bir ayağımız oldu. Benzedi mi bilemedim ama birazcık tombulcana bir ayak. Evet. Şimdi diğerlerini yapacağız. Sonra tekrar görüşeceğiz.